Tibor Dürerç. Ben Fatih Dürerç. Cam Horoz Heykeli'nin sanatçılarıyız. 21 Ağustos 2023 yılında Cam Horoz Heykeli 10 yaşına giriyor. Ve biz bu 10 yaşın kutlaması olarak Cam Horoz Heykeli'nin yapım aşamalarını ve eşim Fatih Dürerç'in bu horoz heykelini Denizli'ye kazandırmaya hedeflediği zamanki kentsel kırılganlık ve kentsel nezaket kavramını sizlerle paylaşmak için bu çekimi yapıyoruz. Bu arkada gördüğünüz fil dişi renkli tüyler 6000 parçadan oluşuyor. Ve bunları şalimo ateşi adını verdiğimiz oksijen ve propan gazının karışımıyla elde edilen bir gaz sistemiyle cam çubukların ateşte eritilmesiyle oluşan bir alevle çalışma tekniği dediğimiz bir cam tekniğiyle üretiyoruz. Ben bu 6000 tane tüy yaparken şöyle bir yöntem izledim. Fil dişi rengi tüyleri eritip üzerine siyah camlarla çizgiler çekip arasına bal rengi camlar karıştırdım. Ki bizim o güzel deniz horozumuzun etkisini, rengini verebilmesi için birkaç farklı rengi karıştırdık. Hemen altında gördüğünüz göğüs tüyleri ve kuyruk tüyleri farklı bir cam tekniğiyle yapıldı. Füzyon tekniği adını verdiğimiz plaka camların elmas yöntemiyle kesilmesi ve fırınlanmasıyla oluşan katmanlı camları elde ettik. Bu göğsünde görüle böyle pırıl pırıl bir parlama görürsünüz baktığınızda horozumuza. Bunu şöyle yaptık. Siyah plaka camları elmasla kestik. Arasında aventürün dediğimiz, altın taşı dediğimiz böyle pırıl pırıl yanan simli camlar vardır. Onlardan serpip üzerine de horozumuzun rengi olan yeşil plaka camı kestik ve bu üç katmanı fırınladık. Fırınladığımızda elimizde artık tek bir plaka cam vardı. Bu camları katmanlı olarak başka bir plaka camın üzerine yerleştirip başka bir işleme tabi tuttuk. Çünkü bizim bu heykeli yaparken ki en büyük korkumuz şuydu. Bir mozaik heykel gibi görünmesin. Böyle bir şeyleri aldık, o parçayı aldık, bu parçayı aldık, 7000 parçayı üst üste yapıştırdık ve bunlardan bir bütün oluşturduk gibi bir şey asla istemiyorduk. Biz bu arada buna başlarken bir denizli horozu edindik. Bizim bir efemiz vardı, canlı horozumuz. Ve biz efeyi gece gündüz böyle tüylerini açıp açıp incelerdik. Ve en çok hoşumuza giden şey de efede o tüylerin üst üste binmesiydi. Dolayısıyla biz heykelimizi yaparken o denizli horozunun gerçekteki üç boyutunu ve tüy üstüne binmesini eserimize aktarmak istedik. Bunun için de ne yaptık? Her bir oluşturduğumuz plakayı başka bir cam plakanın üzerinde tüy mantığında böyle üst üste bindirerek fırınladık ve tek bir plaka elde ettik. Şimdi ne var elimizde? Siyah bir plaka, üzerinde 200 tane tüy, fırında birleşmiş 201 parçadan oluşan bir parça var. Daha sonra bu parçayı horozumuzun her bir kıvrımına uygun kalıplar hazırlayarak o kalıplar üzerinde çöktürdük. Horozumuzun iç iskeletine bakacak olursak, 2 tonluk bir çelik var içinde ve bu çelik iskeletin içinde karelaj sistemi var. O karelaj sisteminin üzerine, çelik karelaj sisteminin üzerine giydirdiğimiz karbon fiber kaplamaların üzerine giydirdiğimizde cam plakalar var. Yani aslında şöyle bakınca birçok aşamadan geçen, sadece bir işte cam sanatçısının yaptığı bir iş değil, statiği hesaplanmış, mühendislik hesabı yapılmış bir sanat eseri görüyoruz aslında. Tabii bir şehre cam heykel oluşturmak, bu heykeli böyle bizim bir yıllık emeğimiz bu. Bir yıllık emeğimizi böyle şehrin ortasına koymak nasıl bir deneyimdi? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. 2012 Temmuz ayında 5 farklı malzemeden oluşan bir horoz referanduma sunuldu. Ve bu referandumda 10 gün oylama sürdü. Şimdi şöyleydi, Denizliler hatırlar. Burada tam gördüğümüz meydanda eskiden bir polyester horoz vardı. Yılların horozu vardı. Bu horoz altyapı çalışmaları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle buradan kaldırıldı. Ve buradan kaldırılınca benim şöyle bir duam oldu. Allah'ım inşallah bu horozu yerine geri koymazlar ve daha güzel bir horoz olur. Bunu dememdeki neden neydi? Buradaki horoz sadece 3 renkliydi. Kırmızı, beyaz, siyahtan oluşan renkleri vardı. Ama bizim gerçek deniz horozumuz böyle değil. Yani bu yanar döner tüyler, fil dişi renkler, bal renkleri, bu renklerin bir türlü görünmesi lazımdı. Ve Denizli bunu hak ediyordu bence. Dolayısıyla biz belediyeye böyle bir öneriyle gittik. Acaba biz buraya daha renkli, gerçekten Denizli horozunun ve Denizli'nin hak ettiği bir horoz versek nasıl olurdu? Bunu tabii şehirde hiç, bu arada Türkiye'de böyle bir örnek yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde açık alanda sergilenen bir cam heykel yok. Ve tabii ki belediye
Yani böyle bir şey olur mu, kırılır mı, nasıl olur diye biraz çekindi. Ayrıca şöyle bir şey de var. Denizli sadece cam sektörüyle ünlü bir şehir değil. Denizli'nin tekstili ünlü, mermeri ünlü, bronzu ünlü, bakırı ünlü, kablosu ünlü. Bir sanayi şehrinde yaşıyoruz. Dolayısıyla belediyenin şöyle bir önerisi oldu. Ben bunu en iyisi vatandaşıma sorayım. Vatandaşımın istediği bir şekilde de ilerleyelim oldu. Temmuz 2012 ayında 5 farklı malzemeden oluşan horoz referanduma sunuldu. Ve farklı sanatçılar malzemelerinden oluşan horozları sundu. Oylama 10 gün sürdü ve 10 gün sonunda 17.750 oy kullanıldı. Cam horoz heykeli 13.377 oy olarak birinci oldu. İkinci rakibimiz kaldırılan horoz heykeliydi. 1.649 oy aldı. Başka birinin çalıştığı polyester horoz heykeli 1342, bronz heykel 703 ve mermer horoz heykeli ise 679 oy aldı. Bu tabi diğer horozlara, fotoğraflardan da gördüğünüz gibi diğer horozlara bakarsanız onlar tek renkliydi. Bizim cam horozumuz tabi o zamanki çizimimizi bu kadar renkli yapamamıştık. Bilgisayar verilerinin el verdiği ölçüde renderler doğrultusunda yapmıştık. Ama yine de böyle bu renklilik, bu canlılık vatandaşımızın çok hoşuna gitmişti. Ve bugün cam horoz 10 yaşında. Bizim geceli gündüzlü bir senemizi aldı cam horozu yapmak. 4 kişilik bir ekiple çalıştık. Ve bir yıl boyunca atölyede sabahladık desek hiç de yalan olmaz. Artık böyle bakkala gidiyorduk, horozum nerede? Fatih Sanayi'ye gidiyordu, horozum nerede diye soruyordu herkes. Ve bu benimseme bizi çok mutlu ediyordu. Çünkü biliyorduk ki biz emeğimizi, şehre layık olan emeği Denizli'nin eline emanet ediyoruz. Ve Denizli'nin bunu koruyacağından emindik. Fatih, peki sen bu kentsel kırılganlık ve kentsel nezaket kavramı hakkında neler söylemek istersin? Aslında başta şunu söylemek istiyorum. Şehre 4 metre bir heykel yapmak başta benim için de bir çekinceydi. Yani belediyenin haklı çekinceleri gibi benim de bir çekincem vardı. Ama şöyle de bir durum var. O zamanlar başka bir ilgilendiğim kavram da tahrip edilemeyen bir de tahrip edilmek istenmeyen kavramları vardı. Kentsel yerler için, kentsel uygulamalar için. Horoz denizi halkı için bir kült gibi. Yani herkesin benimsediği bir şey. Kimse horozu gıcık değil. Kimse horozdan nefret etmiyor. Ya da horozu hiç aşırı sevme olabilir belki ama yani horoz çok ortada ve çok sahiplenilen bir değer. Dolayısıyla aslında tahrip edilemeyen bir yanı var. Bu yüzden cam horoz olma, cam bir heykelle buluşma fikri esasında doğru bir fikirdi başlangıçta. Kentsel kırılganlık, kentsel nezaketten de şöyle bahsedeyim. Bir örnek vererek bahsedeyim. Çünkü kırılganlık malzemeyle alakalı, nezaket ise insan davranışıyla ve kente yansıyacak bir nasıl söyleyeyim, bir duyguyla alakalı bir durum. Mesela eskiden otobüs duraklarımız vardı, çelikten boyalı. Ve burada insanlar onu mesela tekmelerdi, boyasını kazardı, ismini yazardı. İşte içinde çok rahat oturabilirdi. Sonradan cama değiştiği zaman otobüs durakları her yerinden göründüğü için insanlar daha oturmasını, kalkmasını değişti. Birbiriyle olan ilişkileri biraz daha farklı oldu. Camın arkasından birbirlerine yani bakışmaları ya da ne bileyim camın yani o saydamlığını kullanmaları çok farklı değiştirdi insanların otobüs durağındaki hareketlerini bile. Yani otobüs durağını küçük bir şehir mekanı olarak kurgularsak şehirde de bu tip cam benzeri, kırılgan, narin eserlerin bulunması aynı zamanda peyzaj da çok önemli bir şey. Peyzaj da çünkü narin kırılgan bir şey. Yani kırılgan değil de daha canlı olduğu için daha kopan diyelim, daha ölebilen bir şey. Dolayısıyla bunların da estetik değerleri ama tabii estetik değer yaparken şehre seçilen malzemelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii nezaket bir süreç. Denizli halkından da horozu koruduğunu varsayarsak daha artık heykellerine karşı nazik davrandıklarını düşünebiliriz. Umarım kentte de bir nezaket duygusu yaymaya çalışmışızdır bu sayede. Böyle yani. Bu şeyden peki kuyruktaki dikroik cam plakalardan bahsetmek ister misin? Çünkü kuyruk seni en zorlayan yerlerden biriydi.
İki ayaklı bir hayvanı ayakta durdurabilmek zor. Dört ayaklı olsa denge sistemi daha yüksekte. Ama iki ayaklı ve sen kuyruğu yekpare bir bütün olarak yapmak istemedin. Nasıl biz Efe'ye kendi horozumuza baktığımızda kuyruğunda böyle güzel bir ayrım görülür ve o iki boyutludur. Sen o iki boyutluyu camda da yapmak için oldukça kafa yordun. Hem bu dikroik plaka hem de bu seni zorlayan süreç hakkında da bilgi ver bence. Yani o da kıymetli. Şöyle zaten baştan beri belediyenin arzusu da insanlarla görüştüğümüz zaman ki edinimlerimizde de horoza, yani gerçek horoza çok benzesin. Yani böyle bir heykel stilizasyonu deriz. Yani heykeli biraz stilize edersiniz. Yani mesela mecburen şeyi işte kuyrukları şey yapar. Mesela eski horozda öyle bir kapalı yaparsın. Tüy gibi yapamazsın. Bu onun yani polyester malzemeyi kapatabildiğin için önemlidir. Ya da mesela bir at, şahlanan at heykeli yapacaksın. Mesela Samsun'daki at heykeli gibi. İlla kuyruğunu yere değdirmek zorundasın. Çünkü iki ayaklı taşıması çok mümkün değildir. Kuyruğu yere değerse üçüncü bir ayak olur. Yani sonuçta iki ayaklı bir hayvan ve rüzgarda zor şartlarda ayakta kalması lazım. Bunun bizi yoran kısmı evet aslında şeyi oldu, statiği oldu. Çünkü gerçekten iki ayakta, bir de ayakları da çok kalın değil zaten. Hani normal hayvana göre çok kalın değil. Orada hayvan taşımak için ciddi bir emek sarf ettik. Yani o kareler sistemi olmasaydı çok iyi taşınamazdık. Çünkü normalde heykellerin içi aslında önemli değildir. İçinde sadece dıştaki yüzeyi taşıyacak şeyler yaparsınız. Ama burada bütün vücudu ve işte kuyruğundan destek almayan iki ayakta, bir de öter vaziyette, şahlanır vaziyette olan bir hayvanı yapmak zorundaydık. O statini dediğim gibi kareler sistemi ve paslanmaz çelik kullanıldı tamamen içerisinde. Bir tona yakın paslanmaz çelik kullanıldı. Kuyruk kısmını da anlatmak istersen, bu ördekbaşı yeşili vardır. Yani herkesi çok etkiler. Bizim horozumuzda da kuyruklar hep yanar dönerdir ve o da çok beni çok etkilen, bizim Efe'mizde mesela hep kuyruklarına bakardım. Güneşte aldığı renkleri gördüm ve bunu yegane verecek malzeme de dünyada şu anda dikroik plakalar. Özel plakalar, yani maalesef ithal etmek zorunda çünkü çok teknolojik ürünler, camda kullanılsa dahi. Fakat bunu da göze aldık. Getirme süreçlerine de katlanıp, yani yurt dışından getirme süreçlerine de katlanıp horozumuzu uygulamış olduk. Çok da aslında güzel oldu bence. Onları, çünkü bu bir plaka gibi olduğu için kuyruk formunda kesmemize de izin verdi. Hani kesinlikle bir boya değil. Evet, bir, o yüzden de bir fırça darbesiyle yapılmadı. Gerçekten tüyün şeyine uygun olarak, anatomisine uygun olarak kesilerek yapıldı. Kuyruklarımız da bu şekilde. Yani öyle anlatayım. Ben şunu da eklemek isterim. Az önce bu göğüs bölgesinde bahsetmiştim. İşte siyah plaka camı kestik elmas yardımıyla. Arasına cam koyduk, üzerine bir kat cam daha koyduk. Kuyrukta da aynı yöntemi izledik. Siyah plaka camları kestik elmasla. Dikroik camları o tüy görüntüsünü vermek için kestik, çentik, yani böyle makasla, falçatayla o kıl etkisini vermek için kestik ve o siyah plakanın üzerine yatırdık. Daha sonra onun üzerine bir kat da şeffaf plaka yapıp fırınladık. Dolayısıyla bizim bu dikroik kaplama dediğimiz o kuyruktaki yanar döner renkleri veren tüy efektimiz iki cam arasında ve 800 derecelik bir fırında fırınlandığı için ömürlük. Yani herhangi bir koşulda işte yağmurda, karda, güneşte gibi bu renginde bir deformasyon ya da aslında horozumuzun hiçbir yerinde olmayacak. Çünkü horozun hiçbir yerinde boya kullanılmadı. Şöyle bir yine son kez horozuma bakacak olursam, İbik benim çok sevdiğim bir parça. İbik kan kırmızı, elma şekeri kırmızısı dediğimiz bir kırmızı. Ve bu bizim gerçek denizde horozumuzda da olan bir renk. Böyle pırıl pırıl, yani böyle o şeffaflığı görmek hem de o canlı rengi görmek, hani böyle kırmızının canlılığını görmek. Esasında şu da vardı. Mesela biz tabii biraz bizim Efe'nin bazen dik durmuyordu. Hafif böyle yatık duruyordu bazen. Evet. Güneşte çok parladı. Yani güneş tam arkasına geldiği zaman o ibik de şeffaftı esasında. O da ışık geçiriyordu neredeyse. O kadar çünkü ince ve kırmızı bir organı. O yüzden çok güzel ışık geçiriyordu o da. Aynı cam gibi. Bir de havuzumuzun kaidesi var. Cam horozu yapmaktan havuzu yapmak bizi biraz daha çok yordu aslında. Mermer bilmediğimiz bir malzemeydi.
Ama tabii Denizli'nin travertininin olması, Denizli'de mermer sektörünün de olması havuza artı bir değer kattı şehir için. Ve biz horozumuzun kaidesinde mermer ve camı birlikte kullandık. Bu gördüğünüz camlar tabii ki Denizli biliyorsunuz kireç şehri. Pamukkale boşuna oluşmadı yani, kireçlerle oluştu. Bizim ortadaki hem camlarımızı, suyun aktığı camları, hem de ortadaki yumurta kaidemizi Denizli'nin kireçli sularının ne hale 10 yılda getirdiğini de görmüş oluyoruz bu sayede. Bizim o ilk açılıştaki fotoğrafı görüyorsunuz şu anda. Pırıl pırıldı ilk açıldığında mavi cam. Tabii su yoktu çünkü hiç. Ama sular geldikçe tabii suyun aşındırıcı gücü de böyle bir yaşayan heykel ortaya çıkardı aslında. Yani horozu Denizli sahip çıkarken, horoza Denizli sahip çıkarken altındaki kaidesine de su kendi kurallarına göre sahip çıktı diyorum ben. Suyun yeni bir aşındırması ve suyun yeni bir şekillendirmesiyle de cam ve su kardeşliğiyle de oluşan böyle yeni dokuluda bir heykel görüyoruz aslında. Aslında o mavi camları biz Pamukkale ideası olarak yapmıştık. Yani Pamukkale'nin üzerinden tepeden görüntüsü gibi, yani ideaları diyorum ben, o şekilde yapmıştık. Tabii Pamukkale kireçsiz çalışmaz yani. O zamanla o mavi camların birazcık daha işte yani şeffaflığını kendine göre değiştirdi diyelim. Evet, suyun ve doğanın akışkanlığını ve suyun sanatını görüyoruz belki de. Yani o maviliklerde de bir horoz sanatını. Mesela şu işte dışarıdaki böyle bu beyazlık, o beyazlığı tekrar sağlamak için farklı kimyasallar kullanmak zorundasın. Ama biz bu horozun orta kısmında çok o kimyasal kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü ben şeyi de seviyorum. Cam yaşayan bir malzeme, su yaşayan bir malzeme ve doğanın da bizim sanatımıza kattığı katkı birleşerek, güçlenerek daha böyle dinamik bir etki yarattığını düşünüyorum. Cam horoz heykelimizin bir de kitabesi var. Ve kitabesi de cam horoz heykeline yakışır bir şekilde camdan olmalıydı elbette. Kitabeler normalde parklarda, bahçelerde görürsünüz. Mermerden olur genelde. Ama biz mermer bir malzeme istemedik ve horozumuza yakışır bir şekilde saydamlığını gösteren bir kitabe istedik. Fatih'cim, bu kitabeyi nasıl yaptın? Kitabe de çünkü Fatih'i bayağı bir yordu ve biz yaklaşık 7 ay sonra falan kitabeyi yerleştirebildik. Ya aslında şey, bu lazer tekniği, cam, yazılar camın içerisinde. Yani yazıları herhangi bir şekilde değiştiremiyorsun, kazıyamıyorsun, farklılaştıramıyorsun. Çünkü yazı camın içine gömülmüş vaziyette. Lazer tekniğinde yani milyonlarca küçük noktacık camın içerisinde bir aşıntı yapıyor, yani bir aşınma yapıyor. Ve bu şekilde harfler oluşuyor ve harfler de aslında üç boyutludur içerisine baktığımızda. Hani iki boyutlu bir harf de değildir, bir kalınlığı vardır yani. Camı 19 birimlik bir cam kullandık. Bunun içerisinde de yaklaşık 5 birimlik harflerimiz var. O şekilde. Hı hı. Benim bu cam horoz heykelinin sanatçısı olduğunu yeni tanıştığım insanlara söylediğimde çok şaşırıyorlar ve nasıl ya, niye hiç biz böyle bir şey bilmiyoruz, niye hiç bunun reklamını yapmıyorsunuz, niye adınızı yazmıyorsunuz diye çok eleştiriler geliyor bana. Biz adımızı yazdık ve adımız 10 yıldır burada. O yüzden ben bunu bir de kendi sesimden okumak isterim. Ve iki Denizlili gencin hemşerilerinizin yaptığı bu heykel 10 yıldır burada duruyor. Ve bakalım burada belki de önünden günler, her gün geçtiğiniz kitabın üzerinde ne yazıyormuş bir bakalım. Cam horoz heykeli. Denizli horozu uzun ötüşü, siyah sürmeli gözleri, uzun koyu renkli bacakları ve yeşil siyah ışıldayan renkleriyle eşsiz bir türdür. Kentin sembolü olan Denizli horozu heykeli için 2012 yılında oylama yapılmış ve Denizli halkı yüksek bir oranla cam horozu seçmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin açık havada sergilenen en büyük cam heykeli unvanına sahip cam horoz heykeli 21.08.2013 tarihinde Denizli Velikli Çınar Meydanı'ndaki yeni yerine yerleştirilmiştir. Denizli sanatçılar Ömür ve Fatih Durak tarafından yapılan cam horoz heykeli, Denizli horozun pekmez kefi ve demir kırı cinslerinden esinlenerek yorumlanmıştır. Horozun detaylı yüzeyi renkli camlar ve dikroid kaplamalarla elde edilerek çelik karelaj iskelet ve karbon fiber yüzey üzerine 7000 cam parçasının farklı cam işleme disiplinleriyle tek tek üretilip ısıl işlemlerle birleştirilmesiyle oluşmuştur. Pamukkale ve travertenlerini imgeleyen cam horoz heykelinin kaidesi beyaz mermer ve mavi kristal camdan yapılmıştır. Altına bir de İngilizcesini yazdık yabancıların da okuması için. Heykelimiz ışıklı ve akşamları da okunabilir halde. Bugün 21 Ağustos 2023 ve cam horoz heykelimiz 10 yaşını kutluyor. Cam horoz heykelimize nazar değmesin diyerek 10 yıldır cam horozuna sahip çıkan Deniz halkına, cam horozun sanatçısı Ömür Durak olarak
Fatih Türerk olarak teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.